Eğer 80'lerde doğmuş ve bilgisayar oyunlarıyla haşır neşir biriyseniz, 3dfx Interactive ve Voodoo isimlerini duyduğunuzda yüzünüzde mutlaka bir gülümseme oluşuyordur. Çünkü şu anda oynadığımız bilgisayar oyunlarının 3 boyutlu grafiklerin bu kadar hızlı bir şekilde gelişmesinde öncü üreticilerden bir tanesinden bahsediyoruz. Dönemindeki tek gerçek 3 boyutlu hızlandırıcı ekran kartlarını üreten üretici. 1994 yılında kuruldu oldukça büyük başarılara imza attı ve 6 yıl sonra, 2000 yılında ise battı. İşte 3dfx Interactive'in çıkış ve batış hikayesini anlatacağım bu videoda sizlere. <laughs> Merhaba ben Mesut Çevik. Yeni videoda birlikteyiz. Bu videoda 3DFX Interactive'i konuşacağız. 3DFX Interactive sektördeki birçok uzmana göre şu anda bilgisayar oyunlarının geldiği seviyede önemli bir noktayı temsil ediyor. Çünkü bilgisayar oyunlarının aslında 3 boyutlu uygun fiyatlı ekran kartlarıyla hızlandırılabileceğini sektöre gösteren üreticilerden bir tanesi oldu. 3DFX Interactive 1994 yılında Silicon Graphics'ten ayrılan 3 tane mühendis tarafından kuruluyor. Silicon Graphics o zaman iş yapılan film endüstrisinde oyun endüstrisinde endüstrisinde kullanılan hızlandırıcı ekran kartları üretiyor ama bu ekran kartları pahalı son kullanıcı bunları satın alamıyor. İşte 3D FX Interactive'in kuruluş amacı son kullanıcının satın alabileceği üç boyutlu hızlandırıcı ekran kartları üretmek. Çünkü 1994'lere döndüğünüzde o dönem her şey oldukça yeni. Etrafta ne dolduruz bir 3 boyutlu hızlandırma hapisi var ne de benzeri şeyler var ve sektör her yeni şey gibi oldukça yüksek fiyatlandırmalarla bu donanımları son kullanıcılara ulaştırıyor. 1994 yılında firmayı kuruyorlar ama son kullanıcılara ilk olarak arcade makineleriyle ulaşıyorlar. Arcade makinelerinde yer alan 3 boyutlu hızlandırıcı kartlar oluşturuyorlar. Ta ki 1996 yılına kadar. 1996 yılı bilgisayar endüstrisinde üç boyutlu grafiklere sahip oyunların da aslında geliştikleri, kendilerini ispatladıkları bir dönem oluyor. Özellikle Quake güzel grafikleriyle kitlelere ulaşıyor ve kitlelerin gelecekte üç boyutlu oyunların grafiklerine neye benzeyeceği konusunda heyecan duymalar neden oluyor. İşte 1996 yılında da firma Voodoo isimli 3 boyutlu hızlandırıcı yongasını tanıtıyor. Voodoo ile beraber Glide API'yi da yine 3dfx Interactive tarafından bizlere tanıtılan yazılımlardan bir tanesi oluyor. Zira ne kadar iyi bir donanımınız olursa olsun eğer yazılımcılara kullanabilecekleri bir arayüz programlama dili sunmazsanız o zaman o donanım çok fazla kullanılmıyor ve endüstride kabul görmüyor. Glide ise enteresan bir API kapalı bir API dönemi için oldukça yeni bir unsur bu. 3dfx hiçbir şekilde Glide içeriğine ulaşılmasına izin vermiyor. Peki Glide nasıl oluşturulmuş? Glide döneminin popüler Open GL apisinin aslında küçültülmüş hali. Döneminde Open GL bir apisi var. Bu api 340'a yakın komuttan oluşuyor ve bunların birçoğu da aslında bilgisayar oyunlarında çok da fazla kullanılmıyor. 3dfx interaktif ekibi Glide apisinde özellikle bu Open GL'de yer alan kullanılmayan komutları atıyorlar ve küçük, kompakt, kullanması oldukça kolay olan bir API imza atıyorlar. Glide aslında şu anda bildiğimiz DirectX'in yaptıklarını o dönem yapabilen bir API, bir kütüphane olarak oyun yazılımcılarına sunuluyor. Kullanması o kadar kolay ki 1997 yılına geldiğimizde piyasada yer alan bütün 3 boyutlu oyunlar Glide API'sini destekliyorlar. Yani bir Voodoo Yonga setine sahip grafik kartınız varsa bu oyunları Aynı konsollarda olduğu gibi hiç şüphe etmeden 800x600 piksel çözünürlükte 50 karede oynayabiliyorsunuz. Dönemi için inanılmaz muazzam bir teknoloji. Bildiğiniz bir oyun konsolunu bilgisayarınıza takıyorsunuz ve Glide Apis'ini destekleyen herhangi bir oyunu satın aldığınızda biliyorsunuz ki bu oyun ultra detay grafiklerde akıcı bir şekilde bilgisayarınızda çalışacak. Bu yongası enteresan bir yonga. Neden çalışabilmek için bir başka ekran kartına ihtiyaç duyuyor? Çünkü kendisi sadece 3 boyutlu grafikleri hızlandırabiliyor. 2 boyutlu grafikleri hızlandırmak için bir başka ekran kartına bağlanması gerekiyor. E tabii ki tüketici olarak baktığınızda özellikle yeni bir bilgisayar kuruyorsanız bu birazcık saçma. Bir ekran kartı satın alıyorsunuz, bir de üstüne Voodoo satın alıyorsunuz. Döneminde özellikle 1997 yılına gelindiğinde 3dfx Interactive ekibi Voodoo Rush ismini verdikleri bir tane iki boyutlu işleri de yapabilen, üç boyutlu kabiliyeti de olan grafik kartını piyasaya sürüyorlar. Aslında bu grafik kartı yine iki farklı ekran kartının birleşiminden oluşuyor. Sadece tek PCB üstünde. Üzerinde 2 MB belleğe sahip 2 devi ekran kartı var. 4 MB belleğe sahip, bu arada yanlış söylemiyorum, evet 4 MB belleğe sahip bir de üç boyutlu hızlandırıcı voodoo grafik yongası var. Döneminde nedense çok fazla tutmuyor ve 98 yılına geldiğimizde asıl hamleyi yapıyorlar. 98 yılında Woody 2 piyasaya sürülüyor ve 98 yılı da benim 3D FX Interactive tanıştığım yıl oluyor. Şöyle gelişti benim 3 boyutlu oyun maceram. Bir gün dershaneye gidip geliyoruz o zamanlar. İşte üniversite hazırlık aşamaları. Arkadaşımın evinde kalıyorum. PlayStation 1 satın almış ve Need for Speed 3 açtı bana. PlayStation 1'de Tekken, Need for Speed, Street Fighter gibi oyunları oynarken dedim ki bu devrim yani PlayStation konsoluna sahip olmam gerekiyor. Ve para biriktirmeye başladım. Neden? Arkadaşımda gördüğüm grafikleri istiyordum. PC'im bu grafikleri yapamaz diyordum. Böyle oyunlar oynayamayacağım kesinlikle. Ve evime döndükten sonra yine aynı hafta sonunun bir ertesinde bir arkadaşımın evine gittim. O da yeni Voodoo ekran kartı satın almış ve bilgisayarda bana Need for Speed 3'ü açtı. Dedim ki yok kesinlikle PlayStation almamam lazım çünkü devrim burada. Voodoo ekran kartında oyunun grafikleri o kadar iyi görünüyorlardı ki dönemi için o kadar ilerilerde, ileriler değildi ki kesinlikle bu GPU'ya sahip olmam lazım dedim. Ve biriktirdiğim paralarımla o zaman staj yapıyordum meslek sesinde okuduğum için bir Voodoo Banshee ekran kartı aldım. Voodoo Banshee, Voodoo 2 yongasıyla yine iki boyutlu işlemler yapabilen bir ekran kartının birleşiminden oluşuyordu. En başta 2 MB bellekli bir iki boyutlu hızlandırıcı kart hemen arkasına da Voodoo 2 eklenmişti. Oldukça güzel bir şekilde bana deneyim yaşattı. Özellikle FIFA 98 ve World Cup 98 oyunları inanılmaz iyi görünüyorlardı. O dönem rakipleri yok mu? Tabii ki var. Mesela GPU tarafında Nvidia ve daha sonrasında AMD tarafından satın alınan ATI ile kapışıyorlar. Yazılım tarafında da Microsoft'un geliştirdiği DirectX API'si var. Fakat rakiplerinin geliştirdikleri GPU'lar ve yazılımlar o kadar ham ki ve o kadar değişken performans sonuçlarına imza atıyorlar ki kullanıcılar çılgınlar gibi Banshee ve Voodoo 2 ekran kartlarına yöneliyorlar. Fakat ne oluyorsa işte o yıllarda yaşanıyor. Firmanın en başarılı olduğu dönemde yaptığı bir hata çöküş sürecini başlatıyor. 1997 sonları 98 yılı gibi Sega ile yapılan anlaşma neticesinde Sega'nın yeni üretici Saturn oyun konsolunda 3DFX Interactive'in geliştirici yongaların kullanılmasına karar veriliyor. Fakat bu sözleşme gizli. Sega kesinlikle bunun açıklanmamasını istiyor. Daha sonrasında ise bir olay yaşanıyor. 3 Tridefix Interactive yatırımcı toplantısında bu sözleşmeden bahsediyor ve yatırımcılara diyor ki geleceğimiz çok parlak. Oyun konsollarına dahi biz olacağız. Ve Sega bunu oldukça fazla sinirlendiği için sözleşmeyi iptal ediyor. 3 Tridefix Interactive buradaki ilk darbesini alıyor. Gelecek vizyonu ile ilgili karamsar bir dönem başlıyor. Daha sonrasında ise özellikle Voodoo 3 ekran kartlarıyla beraber yanlış bir karara imza atıyor ve diyor ki bundan sonra grafik kartlarımızı biz kendimiz üreteceğiz. Üçüncü parti üreticilerle çalışmayacağız. Yani hem Yonga'yı üreteceğim hem yazılımı üreteceğim hem de ekran kartları bana ait olacak. Voodoo 3 ekran kartları piyasaya sürüldüğü dönemlerde ise... Tabii ki rakipleri de boş durmuyor. Microsoft Direct 3 geliştiriyor ve daha fazla oyun geliştiricisi tarafından tercih edilen bir kütüphane olmaya başarıyor. Aynı şekilde Nvidia ve ATI tarafında da güçlü ve uygun fiyatlı GPU'ların pazara sunulduğunu görüyoruz. ATI ve Nvidia 3. parti üreticilerle çalışıyor herhangi bir sıkıntıları yok. Fakat 3DFX kendi yongasını üretme ve aynı zamanda bu yongaları kendi sattığı ekran kartlarında kullanma konusunda ısrarlı. üçüncü partiye kapıyı kapatıyor. Bu da ona onlarca yeni rakip yaratıyor tabii ki. Sonrasında ise bazı kötü girişimler var. Mesela Rampage isimli yeni bir GPU modeli üstünde çalıştıklarını açıklıyorlar pazara. Sonrasında Napalm'in geleceğini açıklıyorlar. Rampage'in geliştirilmesi için oldukça fazla para harcanıyor ama ortaya herhangi bir GPU çıkmıyor. Napalm de Voodoo 4 ve Voodoo 5 olarak pazara sunuluyor. Çok yüksek güç çekiyorlar. Geliştirilen Glide Apis'i direkt 3D'nin oldukça gerisinde kalmış durumda. Çağın gereksinimlerini cevaplayamıyor ve 3 dfx interaktif işte o çöküş sürecini yaşıyor. Satışlar gitgide düşüyor. Glide API'si pazardan siliniyor. Kendileri direkt 3D hızlandırma konusunda zaten iyi değillerdi. Kendi API'leri üstünde çalışan bir platform, kapalı devre çalışan bir sistem yaratmaya çalışıyorlardı ve bu sistem kötü giden satışlarla beraber elinde kalıyor. 3DFX'in şu anda hala hazırda kullanılan önemli bir teknolojisi var döneminde. SLI teknolojisi. Özellikle Voodoo 2'lerle beraber bizlere sundukları ve Voodoo 5 ekran kartlarında zirveye taşıdıkları çoklu GPU kullanım teknolojisi hala da bu dönemde kullanılıyor. Kim tarafından? Nvidia tarafından kullanılıyor. Peki nasıl kullanılıyor? 2000 yılında Nvidia 3DFX Interactive'i satın alıyor ve markayı tamamen siliyor tarihten satın alıp kapatıyor. Yani rakipleri satın almasın diye satın alıyor ve her şeylerine son veriyor. Hatta Nvidia ya Nvidia yapan mühendislerin 3dfx Interactive mühendisleri olduğu, sektörde bir dedikodu olarak hep söylenir, efsanelerden bir tanesidir. Önemli geliştiricilerden bir tanesiydi 3dfx Interactive. Kendi API'larını geliştiren, kendi yongalarını geliştiren bir üreticiydi. Herhalde 80'lerde doğmuşlar için üç boyutlu oyunlar eğer Glide API ile destekleniyorlarsa bu 3dfx Interactive logosu bizim için unutulmazlardan bir tanesidir. Oyunlar eğer Voodoo GPU'sunu direkt olarak destekliyor ve bu GPU'dan yararlanıyorlarsa ekrana dönerek bu logonun geldiğini görüyorduk bizler. Şimdi tabii ki efsanenin devamını SLI Yonga setli grafik kartlarıyla Nvidia devam ettiriyor. Hatta şu anda SLI'nin de çok fazla kullanılmadığını sadece 3090 serisi gibi ekran kartlarına profesyonel aranaya taşındıklarını görüyoruz. Endüstri çok hızlı tek GPU'lu ekran kartlarıyla oyunları hızlandırmaya başlamış durumda. 3DFX Interactive şu anda gördüğümüz muhteşem grafikli oyunların başlamasına sebep olan üç boyutlu hızlandırıcı ekran kartlarının son kullanıcıya kabul edilebilir fiyatlardan sunulduğunda sektörün aslında nerelere ulaşabileceğini 1994'lerde görmüş. 96'larda da bütün piyasaya ispatlamış üreticilerden bir tanesiydi. Keşke devam etselerdi. Benim için hep önemli üreticilerden bir tanesi olarak yer alacaklar. İlk Banshee ekran kartımı satın aldığımda o yaşadığım deneyim her satın aldığım oyunun çalışacağını bilmek efsane bir şeydi. Şu anda piyasadaki en pahalı ekran kartını satın alsanız dahi oyunların sizin istediğiniz grafiklerde kaç FPS'de çalışacağı konusunda hiçbir fikriniz olmuyor. Ama döneminde bir 3DFX Interactive üretimin bu ekran kartına sahipseniz biliyordunuz ki evet belirtilen çözünürlükte belirtilen FPS değerleriyle bu oyunları rahatlıkla oynayabileceksiniz. Sizin deneyimleriniz var mı? 3D Fix Interactive'ı hatırlıyor musunuz? İzleyicilerimin gerçekten yaş ortalamasını merak ediyorum. Eğer deneyimleriniz varsa yorumlar kısmında benimle paylaşın. Bu videoda 3D Fix Interactive'in hikayesini anlattım sizlere. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.